hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harika bir yerdeyiz bugün. Dolayısıyla bomba gibiyiz. Eğer bu tür videolardan memnunsanız, keyifle izliyorsanız ve bu tür videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız emeğe saygı diyelim ve hemen bir abone ol butonuna basalım ve bildirim zilini açmayı unutmayalım canlarım. Özellikle lütfen abone, abone, abone. Bugün neredeyiz? Bugün harika bir sardunya serasındayız ve inanamayacağınız kadar güzel sardunyalar var burada. Hemen şimdi size onları çekip bütün renklerini göstereceğim. Hemen hadi başlayalım. Hemen şuradan normal sardunyalardan başlayalım canlarım, güzellerim. Renklerini size göstereyim, bakın. Renkler efsane güzel yalnız. Efsane güzel renkleri. Şöyle bunlar pembe. Bakın şurada turuncular var. Göstereceğim size. Hepsini göstereceğim tek tek. Bakın şöyle devasa bir yer. Devasa. Şöyle pembeler var yine. Bakın kırmızılar var. Bunlar normal sardunya. Şöyle katlı bodur sardunya. Bakın. Katlı ve bodur sardunya canlarım. Kırmızı bu. Kırmızısı var. Kokusu efsane güzel zaten. Bakın kırmızılar yine. Şöyle kat kat açmış. Avucumun dolusu bodur sardunya. Kırmızı. Yeni sulamışlar ve gördüğünüz gibi harika ya. Harika. Hayır. Ha, bayıldım yani. Anlatılacak gibi değil. Dilim dolanıyor sardunyaları gördüm. Bakın beyazı var. Gördüğünüz gibi. Bakın bembeyaz kar gibi. Şurada yine turuncusu var. Değişik değişik bütün renkleri var neredeyse. Size birazdan sakızları göstereceğim. Efsane sakızları. Bakın gördüğünüz gibi. Çok güzel renkler. Şunun pembesi şeker pembe. İçinde küçük küçük böyle benek benek kırmızımsı renkler var. Tabi videoya yansıyor mu bilmiyorum ama renk muhteşem yani. Bu şeker pembesi. Bayağı bildiğin şeker pembesi. Videoda daha farklı çıkıyor olabilir. Şöyle devam edelim. Bakın bu tarafta da beyazlar var. Özellikle yavaş geçmeye çalışıyorum. Ama yani bakın çek çek bitmez. Gördüğünüz gibi içinde benek benek renkler var. Ne deniyordu buna? Unuttum şimdi de. Şu dış kısmı pembemsi, içinde kırmızımsı benekleri var canlarım. Yani çok güzel bir sardunya gerçekten. Hani pazarda öyle, markette, pazarda ben bunlardan çok görmüşlüğüm yok. Bakın top top açmış kırmızı. Top top. Topi top. Harika yani. Yeni sulamışlar daha. Bakın burası da sakız. Hani şu çok meşhur aradığınız sakızlar var ya. Aranılan sakızlar. Bakın sakız sardunyayı nasıl anlarız? Yapraklarını görüyor musunuz? Yıldız gibi. Diğeriyle farkı bu. Bakın sakız sardunya bu. Ve bu sarkıcı bir tür. Aşağı doğru sarkan bir tür. Ve şunun rengine, bakın bunun rengine var ya, inanamazsınız. Videoda tam gözükmüyor. İnanılmaz güzel. Harika bir güzel yani. Böyle nasıl tarif edilir bilmiyorum ya. Şeker pembesi de değil. Ya çok güzel bir rengi var. Bayıldım yani. Ben buradan mutlaka sakız almam lazım. Çok güzeller çünkü. Bakayım ismi falan var mıymış. İsmi yazıyor mu? Ne diyor bu? Bakın ne diyor? Fire Melon diyor. Gördüğünüz gibi ismi buymuş galiba. Fire Melon. Renk müthiş. Buradaki sakızlara bayıldım. Şimdi size tek tek göstereceğim sakızların rengini. İnanamayacağınız renkler var. Şunun rengi bordo ama yani böyle ateş ediyor. Yani rengi ateş ediyor.
kırmızı gözüküyor videoda. Ama renk müthiş. Öyle normal bir kırmızı değil yani. Bordomsu. Acayip bir renk yani. Çok güzel. Çok güzel, ötesi güzel. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Yani özel tür desem yeridir. Müthiş rengi. Kat kat. Beyazı da var. Bakın beyazı da var. Beyazını da göstereyim size. Tabii yeni açıyor bura. Bakın. Görüyor musunuz? Beyazı da var. Bu sakızların. İnanamayacağınız güzel renkler var ya. Burada anlatamam gerçekten. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Efsane güzel. Efsane efsane güzel yani. Şurada bakın bordoları göstereyim size. Bunun rengi var ya, anlatılmaz yani. Samimi söylüyorum, anlatılmaz. Bu kadar güzel bir renk bir çiçekte. Müthiş yani. Şöyle yine beyazlardan devam edelim. Bir yandan da sulama yapılıyor bakın. Böyle hortumlu sulama sistemi yapıyorlar. Gördüğünüz gibi. Bu da beyazı. İçinde küçük küçük minnacık böyle pembemsi benekler var ama beyaz, saf beyaz. Bayıldım bayıldım. Bu sakızlara bayıldım. Anlatılamaz yani gerçekten. Şunun rengi. Ya videoda tam rengi yansıtabilsem var ya. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok güzel. Şöyle normal sardunyalara geçelim yine. Bakın. Bunlar da yine koyu pembe ve içinde pembe pembe benek, şey kırmızı kırmızı benekleri var. Buradaki sakızlar, ben bayıldım arkadaşlar. Yani anlatılacak gibi değil. Var ya şu, bakın şuna. Yani şuna şiir yazılır. O kadar güzel. Sakız sardunyam diye bir şey var. Neydi o? Nedir ya? Kitap var. Bakın şuna yazılmış olabilir. İlk okumadım gerçi de. Bu da şiir yazılır yani. Çok güzel. Gördüğünüz gibi kasaya doldurmuşlar normal sardunyaları. Şu sakızları ben anlatamam size. Bakın bunun da ismi var. Ne diyor? Fire Merlot diyor. İsmi mi acaba bu? Bilmiyorum ama yanına iliştirmişler. Size de göstereyim. Bir de gösterebilsem. Şunun bakın. Harika, bayıldım yani. Daha ne olsun. Çok güzel. Bayıldım bununla. Bayıldım bayıldım. Bakın burada beyazı var. Bakın açmış hali. En açmış hali sakızın. Görüyor musunuz? Avucum dolusu var. Bunun bir de anaç halini düşünün. Müthiş bir şey olur. Şimdi sera böyle canlarım, güzellerim. Gördüğünüz gibi. Harika yani. Şurada yine turuncu var bakın. Turuncunun rengi efsane güzel. Bu arada portakal ağacına bakar mısın? Seranın içinde güzel olmuş yani. Şurada yine petunyalar falan var. Bakın onları da göstereyim size. Şurada şeker begonyaları fidelemişler, daha yeni fidelemişler. Şurada telgraflar var. Bakın gördüğünüz gibi. Petunyalar var. Yine askıda sakızları asmışlar. Bakın sakız böyle askıya asılıyor. Tamam mı? Sonra böyle aşağı doğru sarkıyor. Şimdi ben bunu alsam
Bakın. Şöyle. Askılı askıda. Harika oluyor yani. Şurada işte şeker begonyalar. Şurada petunyalar var. Petunyaları da göstereyim size. Fiyat bilgisi vermeyeceğiz arkadaşlar. Özellikle üretim yapan kişi istemedi. Sadece çekimini yapıyorum. Buradan gelip kendiniz alabilirsiniz. Şunun güzelliğine bakın. Avucum dolusu bakın. Ben bundan alacağım zaten. Yani hepsinden almayı düşünüyorum ben bunları. Almadan gidemem. Petunyalar var yine burada bakın. Gördüğünüz gibi petunyalar, sardunyalar, şeker begonyalar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. İnanamayacağınız kadar güzel. Bayıldım. Bakın burada kasım patları falan da var. Yine şurada papatyalar var. Bakın şurada yine sakızlar devam ediyor. Petunyalar var ileride. Normal sardunyalar var. Burada en çok sakız sardunya var. Ve bu sardunyalar sakız sardunyalar katlı. Kaliteli olanından yani özellikle söylüyorum. Kaliteli sakız sardunya arayan bu seraya mutlaka gelsin. Benim gibi sardunya aşığı biri için gerçekten muazzam güzel. Anlatılmaz yani burası. O kadar güzel ki. Gördüğünüz gibi canlarım böyle devam ediyor. 5-6 çeşit renk normal var. Normal sardunya, sakız sardunya, devasa bir yer, seç beğen al sistemi, istediğiniz renkte, beyazı, kırmızısı, bordosu, pembesi, yani bütün renkleri bulabileceğiniz bir yer. Tabi sarı sardunya yok. Zaten öyle bir sardunya yok piyasada. Yurt dışında var mı bilmiyorum da Türkiye'de yok. Gördüğünüz gibi burada istediğiniz renkte sardunya bulabiliyorsunuz. Her renk mevcut. Devasa bir yer zaten. Gördüğünüz üzere çok güzel. Mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi üreticiyle de bir röportaj yapacağım. Nasıl gelmeniz gerektiği ile ilgili ya da kargo ile ilgili bilgileri size vereceğim. Sonrasında devam edeceğiz canlarım, güzellerim. Şimdi Mahmut Bey, burada sardunya serası burası. Evet. Buraya bir vatandaş nasıl gelecek? Yani toplu taşımayla nasıl gelebilir? 136 otobüs var. Evet. 136 numara. Kavacık'tan kalkıyor. Evet. Riva, Ali Bahadır köyüne gelmeden son durak. Öyle mi? Bu ismi Orkidemir mi? Orkidemir diye. Orkidemir çiftliği olarak geçiyor zaten. Evet, tabelaları da var. Gördüğünüz gibi perakende satışları var. Özel araçta gelecek olan da evet. Riva yolunu takip edecek. Ali Bahadır köyüne girdiği zaman Ali Bahadır merkezden sağa döndüğünden 400 metre sonra. Onu da tarif ettiğiniz iyi oldu. Şimdi kargo satışınız var mı? Orkide de var. Sadece Orkide de var. Evet. O da İstanbul içi bildiğim kadarıyla. İstanbul içi. Yani sardunya da yok. Kargo değil, biz kendimiz götürüyoruz. Ufak bir ücret karşılığında. Dağıtım yapıyorsunuz. Evet. Anladım. Sadece orkide için evet. Geçerli. Sardunya için almak isteyenler gelecek arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Evet.
Özellikle bakın. Bu sardunyaları, bu güzel sardunyaları görmek, almak istiyorsanız buraya gelin. Bu havayı teneffüs edin. Muazzam bir oksijen kokusunu içinize çekin. Ve arabayı doldurun götürün bence. Müthiş renkler var. Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Evet canlarım, güzellerim. Gördüğünüz gibi size sardunya kokulu veda ediyorum. Çok güzeldi gerçekten. Nutkum tutuldu. Burada sakızlar, sardunyalar falan. Biliyorsunuz ben sardunyaları çok seviyorum. Ve buradakileri görünce nevrim döndü. Bir yandan da söyleyeceğimi bilemedim. Çok güzel sardunyalar var. Mutlaka ısrarla tavsiye ediyorum. İstanbul'da olanlar veya İstanbul'a gezmeye gelenler özellikle buraya gelsin. Alışverişini yapsın. Çok güzel yani. Bayıldım. Fiyat bilgisi özellikle vermedik. Çünkü üretici şeyine göre toptan perakende falan fiyatlar değişiyormuş. Ama uygun. Yani gelin. Özellikle tavsiye ediyorum. Gelin ve alışverişinizi yapın. Hem de burada bir temiz hava almış olursunuz. Ormanın içinde bir yerde. Harika bir yer burası. Özellikle tavsiye ediyorum canlarım. Kanala özellikle söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.